Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Second Sun'a hepinize hoş geldiniz. 7 sene önce Gontuitler denen ufak bir grup insan silah olarak kullanabilecekleri bazı doğa elementlerinin kontrolünü kendiliğinden kazanmıştı. Halkı korumak adına sonradan biyotecnist olarak sınıflandıran tüm Gontuitlerin peşine düşünüp alındık olması için Birleşik Savunma Departmanı konuldu. Şu an tüm biyoteröristlerin başarıyla yakalanıp kayıt altına alındığına inanıyor. Bundan dolayı ayak konulan biyoteröristlerin gözetimini ordunun devralması için Birleşik Savunma Departmanı aşama aşama kapatılmaktadır. Bugün biyoterörist için ilk askerin ekleri Gurdun Çay istasyonunda ayrılıp Fıçtomar Hastanesi'ne doğru yola çıkmış bulunuyor. Tamam. Yani kötü niyetleri kullanıyor. Geleceği yere asla varamayacak. Gideceği yere asla varamayacak. A Sucker Punch prodüksiyonu. Evet, görseller fena gözüküyor. Regirol. Evet, bu bizim kahramanımız mı? Çalkaladık. Boyayacağız ha. Neyi boyasam ki? Böyle bunu boyayayım. Komple mi boyayayım? Şeyler çıktı gibi ortaya. Silah mı yaptım ben? Şey, madem sanat suç, o halde. Olamaz. Kafanı çalıştır dersin, hadi. Kulübede parti varmış. Oraya giderim, aralarına karışırım ve bir mazeret uydururum. Tam suç dehasıyım, anasını satayım. Kim var orada? Benim Betty.
Şu zımbayı bırakır mısın lütfen? Gerçekten. Ne işin var burada? Neden kulübedeki işinle ilgilenmiyorsun? Ben bu gece pek akomi şafamda değildim. Ama sen çok güzelsin. Kıyafetin yakışmış. Ciddiyim. Çatıda ne yapıyordun? Hiç öylesine... Bir hatlar mı karıştırıyorsun? Hadi içeridesin biliyorum. Çık artık dışarıya. Yoksa Betty'yi çağırırım. 5 dakikaya anahtarlarla gelmiş olur. Bir hatlar karıştırıyorsun. Tamam, peki ne yapacaksın şimdi ha? Bak, başka seçeneğim yok. Adam polis. 5 dakikaya kadar gelirim. Geldiğimde hala burada olursan... Evet. Sağ ol Betty. Ama bu son. Ama bu son. Artık bir Roma dönmem lazım. Anlaşılan biri beni arayacak. Yapacak başka işi gücü yokmuş gibi. Konserve havrasının çıkmasının bir yolunu bul. Bakalım neymiş burası ya? Konserve fabrikası ha? Zıplıyoruz mutluyuz. Hop. Bir çıkış yolu bulmalıyım. Hop. Çıkış ya. Çıkış yolu burası işte. Hoş geldin Özgürlük. Kaldı kolay kısmı. Kulübeye girip bir mazeret uydur. İçeriği incelemek istiyorum ya. Merak ettim. Hop. Lan çok hareketli lan. Sahilden geçer kulübe ulaş. Suya düşersen falan ne olur? Hop, düşmek istemiyorum. Sahilden geçer kulübe ulaş. Hangi kulübeye gideceğim lan ben? Haydi bakayım. Şuna bir son versem iyi olacak. Soğuk. Çok soğuk. Kulübe ben oradan ulaşacağım.
Çekil şuradan. Üstüme pisledi. Hop. Yolu yarıladım. Bunun doğru mu gidiyorum acaba? Hop. Hop. Evet, sen hop yapsam herhalde doğru gidiyorumdur ya. Vay harika. Uhu. Ucuz atlattım. Ya görüntüler çok iyi olmuş ya. Hop şöyle bir Tomb Raider havası var. Aşağı bakma, sakın aşağı bakma. Oho. Abi ne haber? Ben de her yerde seni arıyordum. Hadi içeri girip konuşalım. Söylesene istersen... Sürekli olarak kendi kardeşimi tutuklayıp durmak benim için ne kadar utanç verici, farkında mısın o sen? O zaman belki de sürekli olarak kardeşini tutuklamayı bırakmalısın. Sence bu şaka mı ha? Hayır, gelmiyor. Dünyaya böyle bir iz mi bırakmak istiyorsun? Ailemizi bu şekilde mi gururlandıracaksın? Vandallık yaparak mı? Beni dinle. Dünyada bir sürü korkunç şey oluyor. Ben de bu sırada yeteneğimi kullanarak kendimce bir şeyler yapmaya... Sen ne dediğini farkında bile değilsin. Hayır, bana neden açıklamanı istiyorum. Hangi korkunç beni şeyden bizi kurtaracağını söyler misin? Zaten. Hadi ya, bana pek öyle gelmiyor. Reci. Ne var? Kamyon. Hop, arabası gitti. O ikisinin peşinden gideceğim. Sen geri çekil. Bu şey patlayacak.
Enkazda olayından uzak duracağım. Tamam, anladım. Sesimi duyan var mı? Biri yardım etsin. Askeriyenin ne işi? Lanet olsun. Kalk. Çok teşekkür ederim. Öleceğimi sandım. Hey, iyi misin? Polis. Oh, hey, bırak onu. Hemen bırak onu. Ve ellerini göreceğim bir yerde tut. Kimseyi incitmek istemiyorum. Tek istediğim o kadın gelmeden gitmek. Sana bırak onu dedim. Yoksa seni vururum. Reg. Kimseyi incitmek istemiyorum dedim. Lan? Ne oldu acaba? Bize bir şeyler oldu ama. Reç. Reci'yi bulmalıyım. Şu yakınlaştır. Dur. Belki yakınlaştır şu özel güç. Ana saldırı, ağır saldırı. Sıçra. Yakın saldırı. Sesler açık. Fotoğraf modu şu oldu. Şimdi ne oluyor be?
Hı? Bana ne oluyor? Hayır, hayır, olamaz. Dur artık, dur. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Yok artık. Yok artık. Dur şunu. Reg. Sana ihtiyacım var Reg. Hayır. Buradan geçmem gerek. Ne oluyor? Reg'i. Reg. Hayır! Reggie! Reg! İyi misin? Nasılsın? O neydi öyle? Bunu üstünden kaldırmalıyım. Sen demin... Seni çıkarmalıyım. Evet. Evet. Tamam, hadi itmeme yardım et. Hayır, olamaz. Yo. Engel olamıyorum. Durduramıyorum. Reci, bu da engel olamıyorum. Süper güçlerimiz olmuş. Sorun değil. Nefes al. Nefes al. İyisin. Bir şeyin yok. Ben de onlardan oldum. Hayır. Onlar gibi oldum. Hayır. Hayır. Sen benim kardeşimsin. Tamam mı? Benim kardeşim. Tamam. Bu şeyden kurtulacaksın. Sana söz veriyorum, halledeceğiz. Söyle, var mısın? Benimle misin? Evet, evet. Oraya ulaşmalıyız. Bir biyotöreriz var. Kabileye ulaşmadan önce onu durdurmalıyız, tamam mı? Tamam. Sana ihtiyacım var. Hem de hemen. Tamam. Anlaştık mı? Hadi. İyi misin? Evet. Hadi gidelim. Şu şatafatlı şeyleri bir daha kullanmayacağına söz ver, tamam mı? Ama bu şey olmasa sana ulaşamayacaktım bile. Bir daha yapmayacağına söz ver. Tamam, tamam. Bak sadece bu olanların iyi bir şey olduğunu sanmanı istemiyorum. Çünkü iyi değil. Şerif, içeri giremiyoruz. Düğme sıkışmış. Galiba Betty hala içeride. Aman be, kapı kolu eridi. Kilitli mi? O nasıl geçebildi? Bence koşarak geçmiş. Bunu yapabiliyor musun? Öğrenmenin tek yolu var. Dersin de biyoteröristmiş. Hayır, yok öyle bir... Hay böyle işin. Havalandırma mı? Öğrendiğim iyi oldu. Acıtmıştır işte. Betty! Neredesin Betty? Dayan Betty! Yarar. Sürprizi bozmak istemem. Geldim sayılır Betty. Buradan çıkmanız lazım hanımefendi. Benden uzak dur. Size yardım Hayır, etmeye çalışıyorum. Hayır, benden uzak dur. Lütfen. Gelme. Dur. Dersin. Yalnızca dikkat dağıtmaya çalışıyordum. Burada biri olduğunu bilmiyordum. Bunu bana sen yaptın. Sen konduit misin? Betty, sonra açıklayacağım ama hemen buradan çıkmalısın. Tamam, ben gidiyorum. Bu işi düzeltene kadar olmaz. Ah!
hayatımın çoğu parmaklıklar ardında geçti. Dert değildi, tüymek zor olmadı. Hayatımın fırsatının karşıma çıkmasını bekledim. Güçlerimi kazandıktan sonra tam anlamıyla kimse beni durduramadı. Ta ki DUP enseme yapışana kadar. Evet, benim gibileri tıktıkları özel hücreleri vardı. Güçlerimizi kullanmayalım diye bizi bağlamanın bir yolunu bulmuşlar. Ama bu yüzden bizi beslemeleri, yıkamaları, hatta kıçımızı bile silmeleri gerekiyor. Yaşanacak gibi değildi. Dayanılmazdı. Her şeyin sorumlusu o kızıl saçlı karıydı. İğne ve neşterlerle kafayı bozmuştu. Bana yaptıklarına test diyordu. Ama zaman geçtikçe bir şeyler öğreniyordu. Tek gereken sabırdı. Er ya da geç açık vereceklerdi. Bu hep böyle olmuştu. Bir şeyler görürsün, bir şeyler duyarsın. Bilmemen gereken şeyler öğrenirsin. O kızıl sürtük üçümüzü o araca bindirdiğinde de neyin geldiğini anlamıştım. Hayatımın fırsatı. Seni gördüm. Kafamın içini kurcalıyordun. Ben mi? O sen değil miydin? Gördün değil mi? Şu DUP hapishanesini. O kadın seni yakalarsa oraya gidersin. Hey, dur dur dur! Burada kalıp ölmeye niyetim yok. Seni uyarıyorum ufaklık. Peşimi bırak. Bunu düzeltene kadar hiçbir yere gitmiyorsun. Bana bak. Ne oldu bilmiyorum ama kayıplara karışmaya hazırlan. Neden? Artık sen de kontruistsin ufaklık. Biyoteröristsin. Hayatın için kaçacağın dünyaya hoş geldin. İşte ben de bunu yapacağım. Seni ezip geçmem gerekse bile. Düzeltene kadar hiçbir yere gitmiyorsun. Bu düzeltilebilecek bir şey değil. O halde en azından kontrol etmeyi öğret. Hiç vaktim yok. DUP yolda. Kadın da planını bildiğimin farkında. Sen beni böyle yaptın. Bana borçlusun. Bu yangın onları en fazla 2-3 dakika oyalayacaktır. Artık gitmeliyim. Curtin K'ye geri dönmeyeceğim. Öyle tabii. Her kim geliyorsa senin peşinde, benim değil. Seni gördüler ufaklık. Buradakiler senden haberdar. O kadın insanları nasıl konuşturacağını bilir. Bol şans ufaklık. Hayatta olmaz. Burada balıklarla beraber ölmeyeceğim. Gitmeme izin verirsen kimse bu olanların hiçbirini öğrenmeyecek. Dur biraz bekle, bunu konuşabil. Ah Henry, beni öyle hayal kırıklığına uğrattın ki. Evet, onu yakaladık değil mi? Sizin için o adi kondüitin icabına baktım. Herkesin eline sağlık. Özellikle de siz. Biyoterörist. Henry Daughtry. Bir biyoteröristti. Conduit. Davalarına gönül veren hainlerin kullandığı bir sözcüktür. Hain değilsin. Değil mi? Ben olmamaya çalışıyorum. Gergin gibisin.
Yo, gergin değilim. Tecrübelerime göre insanların gergin olmasının iki sebebi olur. Ya korkaktırlar ya da sakladıkları bir şey vardır. Ben güzel kızların yanındayken de gerilirim. Bir süreliğine o bir teröristle birlikteydin. Seninle bir şey paylaştı mı? Nasıl yani? Bir şey söyledi mi? Mesela hiç komplolarla ilgili saçmalıklarını. Hayır. Benimle hiçbir şey paylaşmadı. Güzel. Çok güzel. Sevindim. Bak, bu biyoteröristlere karşı ölüm kalım savaşı veriyoruz. Benim görevimse gerekeni yapıp bu savaşı kazanmak. Ama bu tuhaf bir durum değil mi? Yani sen de bir biyoteröristsin. Tamam. Evet, öyleyim. Bazen ateşe ateşle karşılık verilir. Anlaşıldı, sen bir korkak değilsin. Bu durumda bana söylemediğin bir şey var. Ne yapıyorsun? Bunu yapamazsın, deli misin? Benim haklarım var. Benim de gerekli gördüğümde bu hakları askıya almak için yasal yetkim var. Şu anda olduğu gibi. Bir daha soruyorum. İçeride ne oldu? Ben de bir daha söylüyorum. Hiçbir... Acıttığını söylemişlerdi. Ben olanları biliyorum galiba. Hayır Betty, sakın. Hayır. Ciddi misin? İnat ediyorsun ha? Öyle olsun. Madem bana bir şey söylemeye niyetin yok, ben de bu yaşlı bayanla biraz konuşayım. Ama şunu bil ki, beton kırılgan kemiklere hiç iyi gelmez. Eğer o konuşmazsa bir sonrakine geçeceğim. Sonra başkasına. Ta ki biri konuşana kadar. Şimdi bana bir şey anlatacak mısın? Yoksa arkadaşlarının yanına mı gideyim? İyi ya da kendini korumak için sesi. Kötülük abidesi. Ben bir konduydum. Ne? Dedim ki ben bir konduydum. Tamam mı? Kısa bir süre önce o heriften bana geçti. Geçti demek. Çok komik. Olamaz dersin. Peki hala Betty. Belki sen sorumu yanıtlarsın. Acıttığını söylemişlerdi. Fedakarlık. Açın gözünüzü.
Ne oluyor burada? Kulübeyi hastane mi yapmışlar yani? Ne zamandır baygınım? Nick, baksana neler oldu? Yok daha neler. Bir insan bunu nasıl yapar? Daha kaç kişiye zarar vermiş bu? Bu ne lan? Hiç kimse mi onu durduramadı? Olamaz. Betty. Delson tatlım, uyanmışsın. Bunu sana Agustin mi yaptı? Evet. Yoksa seni o alçak zorbanın eline bırakacağımı mı sandın? Ayrıca bir zamanlar çocuklar havalı olmak için bacaklarına piercing yaptırırdı. Yani buradaki herkes... Biz Akomiş'iz. Bizim olanı koruruz. Buradaki hiç kimse olanlar için seni suçlamıyor Delson. Tabii ya. Sen de suçlama. Bana bak. Kendinden utanmamalısın. Vay be. Elinde değil. Böyle doğmuşsun. Her şeyden önemlisi... Ben de artık onlardan biriyim. Onlardan değilsin. Ayrım yapmaksızın... Önlerine çıkan insanları öldüren o biyoteröristlerden değilsin. Sen iyi bir çocuksun. Yalnızca parmaklarından duman çıkıyor o kadar. Bu duruma düşmemizin tek sebebi o çıkan duman zaten. Tatlım. O şekilde düşüneyim deme sakın. Eğer böyle huysuzlanacaksan... Uykuma dönmem gerekecek. Dinlenmeliyim ki... iyileşip yeniden ayağa kalkabileyim. Sen artık... Uyandığına göre ben de dinlenebilirim. Endişe etme. İyileşeceğim. Cidden. Görürsün. Görürsün. Düzelteceğim. Oh, şükürler olsun Delson. Lanet olsun, seni kaybedeceğimizi sandım. Bacağı biraz betonla mı? O kadar kolay değil. Sanırım hızlı iyileşme şu yeni durumun bir parçası ha? Ha, bu arada... Ellerindeki şu tuhaflık gitti mi bari? İnan ki hiç bilmiyorum. Kulübede sigara içmek yasak, unuttun mu? Doğru. İyileşmelerine engel olmak istemiyorum. İyileşmek mi? Hep bak Delson. Bu insanların durumu hiç iyi değil. Hepsi ölüyor. Bunu bilemezsin. Evet, ama sen yokken buraya gelen doktorlar biliyorlar. Dediklerine göre... O parçalar nasıl girdiyse ancak o şekilde çıkarılabilirmiş. Ne? Evet. Ama olanların sebebi Agustin ve onun şu beton gücü.
Neyse siktir hadi. Bu durumda ikimiz Seattle'a gidip onu buraya getireceğiz. Hop 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 dur biraz, ne yani? Cazibeni kullanarak mı onu buraya getirmeyi düşünüyorsun ha? Anladık, kafana iki darbe aldın da son karşılaşmanızda pek iyi geçinir gibi değildiniz. Reji. Bunu ben yaptım. Ve ben düzeltmeliyim. Hayır, dur biraz Delsin, daha yeni ayağa kalktın. Yardım etmek istediğini biliyorum ama doktorlar diyor ki... Parçaları çıkarmanın tek yolu aynı gücü kullanmak, anladım. Yani... Agustin'e ihtiyacımız yok. Bize sadece gücü lazım. Bir dakika, hiçbir şey anlamadım. Güç Emel Sünger'den bir farkım yok, unuttun mu? Dumana sahip olduysam neden betona sahip olamayayım? Evet ama ya duman tesadüfen olduysa? Ha? Bir düşün, ona ulaşmak için herhalde 1000 tane falan DUP askerini geçmen gerek. Evet, muhtemelen öyle. Kamyonette açıklarım. Ne kamyoneti? Kamyonetin yok ki. Benim kamyonetim. Pekala, kafamda tüm planı kurdum. Dinle. Önce kasabaya gidiyoruz. Olabildiğince çok açık konvoy gücü büfesini sömürüyoruz. Belki Space Needle'a da uğrarız. Hep görmek istemişimdir. Sonra dönüp hayat kurtarırız. Farkında mısın bilmem. Oraya gittiğimizde acaba bir ihtimal kasaba bize tavır yapar mı? Ne demek şimdi bu? Şöyle açıklayayım. Seattle'da zaten oradaki biyoteröristlerden haz etmeyen 500.000 insan yaşıyor. Sana kucak açacaklarını mı sanıyorsun? Hayır ama ben daha farklıyım, tamam tabii, mı? Onlar tabii. Gibi davranmayacağım. Hayat kurtarmaya gidiyorum. Süpermen gibi olacağım yani. Evet. Hastaları iyileştireceğim. Kahraman çocuk sonra... geçit döneminde hazırlarlar mı? Uyan artık. Bak. Endişelenme Delsin, tamam mı? Bir çaresine bakacağız. Bir tedavi bulacağız. Tedavi mi? Bak, parmaklarından duman çıkarmak çok da normal bir şey değil. Sırf normal değil diye tedavi edilmesi gerekmiyor, tamam mı? Van Gogh normal biri değildi mesela. Gandhi de normal değildi. Evet ama insanlar Gandhi'den korkmuyordu, anlıyor musun? İnsanlar biyoteröristlerden korkuyor çünkü acayipler. İşte bu ön yargılı saçmalığın daniskası. Harika. Ha, pekala. Anlaşılan yolun kalanını yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz. Ne? Nereye? Hey! Aman be. Vay anasını. Şuna bir baksana. Bak. İkinci kez düşünecek olursan... Dalga mı geçiyorsun? Bu harika. İyi de bunun adı yıkım. Bunun adı nefsi müdafaa. Barikatı saldırmak için kurmuşlar. Biyoterörist oldukları için. Bu onlara engel olmamış. Ayrıca bu kötü çocuğa da engel olmayacak. Ha. Evet, burası bölüm sonu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.